Arkadaşlar merhaba. Rehber içeriği üretmeye devam ediyoruz. Ancak bu sefer herhangi bir legend için değil, oyunda az bilinen noktalar veya bilinmeyen noktalar için bir rehber hazırladık. Ve bu serinin de devamı gelecek. Daha detaylı raid'de yaptığımız gibi karakter incelemeleri de her hafta bir tane olarak gelmeye devam edecek. Eğer bu videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız takipte kalmanızda, abone olmanızda yarar var. Ayrıca bizi de sevindirmiş olursunuz. Öncelikle oyunda maksimum 100 canınız oluyor. Son seviye kalkanınız varsa bir nevi 100 can daha veriyor ve maksimum 200 canınız oluyor. 3 seviye gerek 100, 2 seviye gerek 75, 1 seviye ise 50 zırh veriyor. PUBG'den farklı olarak zırhınız hasar almadan canınız gitmiyor. Yani her zaman önce zırhınız sonra canınız azalıyor hasar aldığınızda. Öncelikle oyunda çok yanlış bilinen bir nokta var. Sanıyoruz ki diğer oyunlardan kalma bir alışkanlık bu. Şimdi bu az bilinen nokta ne zaman ve hangi sağlık ekipmanının kullanılması gerektiği. Yani diyelim ki çatışmadasınız, hasar aldınız ve zırhınızı, sağlığınızı yenileyip hemen arkadaşlarınıza desteğe döneceksiniz. Zırhınız tamamen bitmiş, canınız da çok az kalmış. Eğer medkit basarsanız canınızı fullleyecektir ve 100 sağlık puanınız olacaktır. Bu sağlık yenileme işlemini 8 saniyede yaparsınız. Yani medkit ile 8 saniyede 100 sağlık puanınız olur. Eğer medkit değil shield battery kullanırsanız bu sefer de zırhınız 100 olur. 100 sağlık puanına erişmiş olursunuz. Ama bunu 5 saniyede yaparsınız. Yani sıkışık durumlarda sağlık yenileme yerine zırh yenilemeyi tercih ederseniz ciddi zaman kazanmış olursunuz. Aynı durum syringe ve shield cell için de geçerli tabi. Her biri 25 sağlık puanı veriyor ve shield cell 3 saniyede, syringe ise 5 saniyede kullanılıyor. Özetle aceleniz varsa sağlık değil zırh ekipmanları kullanmanız lazım. Oyun ilk aşaması olan atlama sistemine de değinelim. Diğer Battle Royale'lerde olduğu gibi bunda da varacağınız yere erken varmak avantaj, geç varmak dezavantaj yaratabiliyor. Veya uzak mesafelere düşmandan daha önce gitmek veya gidebilmek avantajlı olabiliyor. O yüzden hızlı inebilmeniz için atlarken solda çıkan hız barını takip etmeniz lazım. Uzak bir mesafeye gideceğinizde hız barınızı 135-150 arasında tutarak ve dalgalanarak gitmeniz gerekiyor. Direkt gitmeye çalışırsanız 800 metre civarı. Eğer dalgalanarak giderseniz 1200 ve biraz daha üzeri mesafe gidebiliyorsunuz. Her dalışınızda biraz pratik yaparak aradaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Siz merak edip denediniz mi bilmiyoruz ancak biz merak ettik. Haritada şu şekilde dinozorumsu iki yaratık var. Biz de bir yanlarına uğrayalım dedik. Ama oyun izin vermiyor. Siz boşuna denemeyin. Belli bir mesafeden sonra sanal sınıra varıyorsunuz. Ve direkt suya dalarak ölüyorsunuz. Olmadı bir de zorla öldürttü lan. Atlama ile ilgili son olarak eğer atlamazsınız ne olur kısmına gelirsek bir şey olmuyor. Oyun sizi diğer oyunlarda olduğu gibi AFK olarak değerlendirip kendi bırakıyor. Oyunda ciddi anlamda bir tırmanma dinamiği var. Zıplamada kullandığınız boşluk tuşuna basılı tutarsanız diğer oyunlarda tırmanamadığınız yüksekteki yerlere tırmanabilirsiniz. Onun da yetmediği yerlerde kendinize imkan yaratabileceğiniz durumlar var. Bu gibi yerlerde kapıları kullanarak çıkılamayacak yerlere çıkabilirsiniz. Böylece rakiplerinizin sizi beklemeyeceği yerlere saklanabilir veya o noktalardan saldırabilirsiniz. Ayrıca kapıları farklı yere tırmanmak için değil sadece pusmak için de kullanabilirsiniz. Kimse sizi kapının üstünde beklemeyecektir bir odaya kaçtığınızda. Bu tırmanma dinamiğiyle karakterinizin çok az bir noktasını göstererek gözlemle yapabilirsiniz. Tırmanma animasyonu başladıktan sonra yani tırmanırken tepe noktaya geldiğinizde hiçbir şeye basmazsanız karakter o noktada asılı kalıyor. Böylece kendinize göstermeden gözlem yapıp arkadaşlarınıza da bilgi verebilirsiniz. Az bilinenlerin ilk bölümünden şimdilik bu kadar. İçeriğini oluşturmaya başladığımız daha çok mevzu var. Yalnız zaman alıyor. Sadece bir şeyler anlatmıyoruz. Bu anlattıklarımızı uygulayarak göstermeye çalışıyoruz. Gerek grafikte gerek oyun içi anlatımlarla. O yüzden biraz zaman alıyor. Videoyu beğendiyseniz abone olup daha fazlasından da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.